Cahri'in Twitter'da Ebu Cehil ilan ediliyor. <laughs> 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 Arkadaşım komik başlık abi. Desin. Ay, bence de komik. <laughs> i̇lan Ebu ya. Cehil kim olduğunu bilmeyenler vardır bu dostlar. Bu arada Ebu Cehil'in anlamı cehaletin babası demek. Zamanında e, Hazreti Muhammed zamanında İslam e, yayılırken e, İslam'ı reddettiği için bu lakabı almış. Gerçek adı Ebu Cehil değil tabii ki. Kimse çocuğuna Ebu Cehil lakabını takmaz. Normalde e, Hz. Muhammed'den önce Mekke ve Medine'de en çok saygı duyulan bilge insanlardan bir tanesi Ebu Cehil. Ama işte İslam'ı reddettiği için Müslümanlar tarafından bu lakap takılıyor. Ebu Cehil lakabı takılıyor. Yani gerçek adı Ebu Cehil değil yani. <laughs> Anlamışsınızdır. Bir çok ben insan... de bilmiyordum bunu bu arada. Oğlum niye bir insanın adı Ebu Cehil olsun? Cehaletin babası olsun. Bir insan... Abi ne bileyim hiç şey yapmadım ki yani. Arapça diye vardır bir anlamı dedim geçtim yani. Çok cehaletin babası demek kanka. Hiç ne anlamını biliyordum ne hikayeyi biliyordum yani. Bu aydınlandım şu an. Gerçek adı da bu arada gerçek adının anlamı da gerçek adını şu an hatırlamıyorum hani bin şam mı ne öyle bir şeydi herhalde. Bilge, kültürlü falan böyle, bayağı iyi bir isim aslında hani böyle anlam olarak baktığında bilge kültürlüden Ebu Cehil'e geçiş, hayatındaki kariyer planı <laughs> Ya Sadece Müslümanlar tarafından öyle görülüyor bu arada Ebu Cehil olarak. Yani o dönemki Müslümanlar tarafından. Normalde yine tabii ki çok fazla taraftarı olan birisi. Hatta söylenenlere göre e, Ebu Cehil o kadar bilgili, o kadar kültürlü ve o kadar e, çok taraftarı varmış ki Hazreti Muhammed'in şey dediği söyleniyor. Hani Allah umarım seni e, İslam'la onurlandırır. Hani Umarım Müslüman olursun. Yani Hazreti Muhammed de aslında Ebu Cehil çok önemli bir isim olduğu için onun Müslüman olmasını çok çok istemiş. Çok saygı, Aya. çok saygı duyulan bir insanmış. Yani çok 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 fazla. İşte daha sonra böyle bir lakap almış. Nay 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 Ömer veya Ömer Hazreti Ömer söylüyor abi onu umarım İslam'da onurlandırır. Evet öyle bir şey var evet öyle bir şey var. İslam'ı reddettiği için Ebu Cehil lakabını takmıyorlar. İslam'ı reddettiği için takıyorlar kanka. Yani doğru olmadığını düşünüyor hani e, Müslüman olarak ölmüyor zaten doğru olmadığını düşünüyor. Bizim zaten şey diyor. Diyor ki hani bizim zaten kendi inandığımız bir tanrı var. Bizim zaten kendi inandığımız bir din var. Ebu Cehil Arap milliyetçisi bir insan. Çok 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 Arap milliyetçisi bir insan. Yani şöyle düşünün. Türkiye'deki ee, ne bileyim kimden örnek verebilirim? Aşırı ülkücü insanları düşünün. Aşırı milliyetçi böyle öyle böyle değil. İşte toprağına, kültürüne, inancına çok bağlı insanlar düşünün. Ebu Cehil de öyle bir insan. E şimdi sen yıllarca böyle yaşıyorsun. Düşünün yani kendinizi Ebu Cehil'in yerine koyun. Yıllarca, 50 sene boyunca Arap milliyetçisi olarak yetişiyorsunuz. E, o topraklarda inandığınız bir tanrı var, bir din var. Daha sonra Hz. E, Hazreti Muhammed çıkıyor diyor ki hani hak din İslam sizi İslam'a davet ediyorum diyor. O da buna sinirleniyor. Bu sebepten ötürü de sıkıntı yaşıyor. Öyle söyleyeyim. Ya sıkıntı yaşıyor dediğim işte Ebu Cehil lakabı takılıyor. Sen yani Cahilsin vesaire diye. Ama o Abi. zamana kadar mesela İslam yayılmadan önce yani daha doğrusu daha var olmadan önce Ebu Cehil Mekke ve Medine'nin en çok saygı duyulan ismi. Yani Bir ara dinlerle alakalı sohbet edelim ya bu arada. Aga sadece İslam'ı ya sadece tabii ki o değildir kanka yani. Sadece ondan dolayı elbette değildir. Sadece ondan dolayı değildir ama genel şeyi o yani sebebi o. Mevzu Twitch belgeselini açalım. Bir ara dinlerle alakalı sohbet edebiliriz ya. Gayet güzel e, sohbet çıkar diye düşünüyorum dinler tarihiyle alakalı. Bayağı. Ben bayılıyorum konuşmaya bu konular hakkında. Öyle böyle değil Bayağı. yani. بھی نہیں ہو تو...